Kısaca enhanced MR anjiyografiyi anlatacağım size. Enhanced MR anjiyografi kontrastsız bir anjiyo tekniğidir. Yani günümüzde artık ilacı ne kadar daha az kullanırsak o kadar iyi olur diye düşündüğümüz bir dönem. Evet, başlayalım. Üç şekilde yapacağız. Enhance 3D Delta Flow, 3D Velocity ve Inflow IR olarak. Şimdi 3D Delta Flow'da periferal arterlerin değerlendirmesi yönelik olarak geliştirilmiştir arkadaşlar. Kardiyak tetikleme ile yapıyoruz bunu. 3D Fast-Spin Echo olarak alıyoruz. Bu iki fazda alıyoruz. Biri sistolde, diğeri diastolde olmak üzere iki tane faz alıyoruz. Burada görüyorsunuz, diastolde arteriyel akım yavaş olduğu için arterleri daha siyah görüyoruz. Diastolde daha beyaz görüyoruz çünkü akım yavaş. Sistolde evet, sistolde de hızlı olduğu için siyah görüyoruz kanı. Sistol görüntülerinin diastol görüntülerinden çıkartılmasıyla sadece arterilerin gösterildiği, venöz akımın ve arka planın mükemmel şekilde baskılandığı görüntüler elde edilir. Paralel görüntüleme tekniklerini kullanabiliriz. Bu olayı hızlandırır. Hareket artefaklarını engeller. Partiel Fourier kullanılması ve koronal planda çekim yapılması inceleme süresini belirgin olarak düşürmektedir. Evet, sol tarafta sistol görüntüsü, sağda diastol ve subtraction görüntüsü. Bununla ilgili bir şey yaptık. Sağ ilyak arterde darlık sebebiyle oluşan bir kolateral var. Bunu diğer açılardan gösterdik. Aynı zamanda DSA görüntüsünü de aldık. Bunun gördüğünüz gibi DSA'da da aynı hattı çıkardık. 3D Velocity. Bunda da mükemmel bir arka plan görüntülemesi oluyor. Volümetrik olarak alıyoruz. Uygun ve güzel bir K-Space örneklemesi. Ve pas sekansların optimizasyonu ile tüm nörovasküler sistem, bunda boyunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Torasik ve abdominal bölgeler görüntülenebilir. Solunum ve kardiyak tetiklemeyi kullanabilirsiniz. Kardiyak tetikleme olayı daha da süreyi artırır. Solunum tetikleme her zaman avantajlıdır. Evet, bir tane abdominal aorto görüntüsü. Bu videoyu oynatabilir miyiz? Heh. 3D Velocity'de renal arterleri de görebilirsiniz arkadaşlar ama bunlar için ayrı bir teknik daha var. Abdominal aortadaki şurada bir anevrizma var görüyorsunuz. Bu da torasik aorta. Torasik
torasik aortada arkustan çıkan dalları da görüyorsunuz arkadaşlar. Yani boyun anjiyoyu da rahatlıkla yapabiliriz bunda. Evet, enhance inflow ıre. Bu hareketsiz arka plan dokularını ve venöz kanı baskılayarak sadece arterleri göstermeye yönelik olarak geliştirilmiş 3D Fiesta temelli kontrastsız anjiyografi tekniğidir. Mükemmel sinyal gürültü oranı elde edilir ve beyaz kan görüntüleri oluşturulur. İlgilenilen anatomik bölgeye arteriyel, venöz ve hareketsiz dokuları uyarmak için selektif inversiyon pasları uygulanır. Arka plandaki dokuların sıfır olduğu noktada sinyal oluşturmak için eksitasyon pulsu uygulanır. Sonuçta elde edilen görüntü mükemmel arka plan baskılanması olan venöz kontaminasyonun olmadığı anjiyografik görüntüler elde edilir. Spesiyal adı verilen spektrum spesifik kimyasal satürasyon tekniği ile homojen yağ baskılanır. Solunum tetikleme ile uyumludur. Yalnız arkadaşlar bu kaynaklarda böyle gösteriliyor ama normalde hızlı olan venleri de burada görebilirsiniz. Onu tabii siz workstation'larda işleyerek çıkarabilirsiniz. Bu sayede özellikle renal ve hepatik arterler gibi abdominal anjiyografiler yapılabilir. Sağ tarafta aldığımız renal arterler, tabii biz onu işleyerek sadece renal arterlerin olduğu bir görüntü elde ettik. Yine sol taraftaki enhance olarak aldığımız sağdaki kontrastlı anjiyomuz, hepatik arterler için yapılmış bir anjiyo. Diğer tarafta şeyin tamamını göremeyebilirsiniz arterlerin, çünkü belli bir silebe göre alınmıştır o. Buradaki de tamamıdır. Evet, ilaçlı bir anjiyo yaptık. Burada superior mezenterik arterde bir anevrizma var. Onu görüntülemeye çalıştık. Bile tuşu yok mu? Otomatik başlıyor. Tamam. Evet, başlatabiliriz. Bu ilaçlı anjiyomuz. Gördüğünüz gibi superior mezenterik arterdeki anevrizmayı görüyorsunuz. Biraz böyle döndürdük ama daha iyi görülsün diye. Evet, bu da enhance olanı. Evet, anevrizmamız yine burada. Çok bir fark var mı?
döndürmüşüz. Evet. Şimdi arkadaşlar, velocity değerini azaltarak daha düşük akımına sahip vasküler yapıları görüntülememiz mümkün. 2 dakikanız kaldı. Az kaldı zaten. Evet, şimdi bu hasta bize geldiğinde enjeksiyonluk vena bulamıyorlardı. Tedavi görmesi gerekiyordu. Bunun için önce akım hızını daha düşük başlayalım dedik. 30'la başladık ama tabii arterleri daha yoğun gördük. Daha sonra 15'e düşürdük. Yine arterleri gördük. Bu arada venöz yapılar da çıkmaya başladı. 8'e düşürdüğümüzde artık venöz yapı daha belirgin hale geldi. Yüzeyel venler, dikkat edin, yukarıya çıkarak vena cava superiora geliyor ama vena cava superiora'da da bir sıkıntısı olduğu çıktı hastanın. Daha sonra biz bunu işledik ve gönderdik. İnşallah faydalanmıştır bizden. 8 alın. Bu değişik açılardan alınmıştır. Evet, teşekkür ederim. Evet, sevgili Şükrü Bey'e çok teşekkür ediyoruz.